tarım sektörüne can suyu Orpex Organik Tarım Doğal Ürün Programı'nı sunar. Çiftçi TV ekranlarından hepinize merhabalar efendim. Bir haftalık aranın sonrasında Organik Tarım Doğal Ürün programımızla yine sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir saat boyunca bulunduğunuz mekanlara konuk olacağız. Sevgili partnerim Murat Ağaoğlu ile birlikte. Sevgili Murat Ağaoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Ben hep söylüyorum. Zaman o kadar hızlı geçiyor ki daha böyle dün gibi aklımıza konuştuklarımız program hemen bir hafta gelip geçmiş. Sormayın, evet. Yani bu sene için de geçerli. 2019'a daha dün başlamıştık. Evet. 2020 bakalım bu sene nasıl geçecek? Tabii temennimiz iyi geçmesi yönünde inşallah. Kötü başladık ama. Evet, maalesef geride bıraktığımız hafta Elazığ'da meydana gelen deprem var. Yine Malatya'da aynı şekilde. Bir kez daha hayatını kaybedenlere rahmet dileklerimizi iletelim, değil mi? İnşallah. Yaralılara da acil şifalar dileklerimizi iletelim. Çiftçilerimiz de zarar gördü maalesef bu depremden. Şimdi yine organik tarımı konuşmaya devam edeceğiz. Üreticimiz için, Türk tarımı için kazanımları neler olacak? Bunları sevgili Murat Ağaoğlu'ndan dinleyeceğiz ama ben bazı hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Her hafta olduğu gibi bizleri yine soru yağmuruna tutacağınızdan eminim. Sorularınız varsa eğer Murat Ağaoğlu'na sormak istedikleriniz ürünle ilgili veya diğer konularda 0850 532 74 91 numaralı çağrı merkezini arayabilirsiniz. Şu an canlı yayına bağlanmak istiyorsanız, yani canlı yayında sorularınızı bizlere ulaştırmak isterseniz de 0545 964 10 85 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Facebook'tan da canlı yayınımız var. Aynı zamanda Facebook aracılığıyla da sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. info@orpex.net'te mail adresi, buraya da yine mail yoluyla da sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Mutlaka sizlere dönüş yapılacaktır. Onu da paylaşmış olalım sizlerle ve başlayalım. Şimdi Murat Bey, bugün Sayın Bakan'ın bir açıklaması vardı. Önce oradan başlayalım. Tarım Orman Şurası eylem planı lansmanında konuştu. Bu Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesi sonrası zaten bu beklenen bir açıklamaydı. Orada yaptığı bir açıklama benim dikkatimi çekti. Organik ürünlerden bahsetti, organik tarımdan bahsetti. Evet dedi, kimyasal gerekli ama artık toprağımızı da geleceğimizi de korumamız gerekiyor. Yani kullanılan gübreler %10, %15 oranında organik ve organomineral gübreler olsa çok daha iyi olur dedi. Ne dersiniz, bu açıklama sizce ne anlam ifade ediyor? Vallahi kulağa hoş gelen bir açıklama. Tabii ne derece sahaya yansıyacak, ne derece uygulayabilecekler onu bilmiyorum. Çünkü her sene bu şekilde organik tarıma gönül verenleri mutlu edecek bir takım açıklamalar geliyor. Fakat ne yazık ki bu hiçbir şekilde pratiğe yansımıyor. Çünkü ne yazık ki kimyasal gübredeki rant organik gübrede o kadar fazla değil. Dolayısıyla insanları özellikle kimyasal gübre üretimini ve satışını yapanları organik tarıma yöneltmek oldukça zor. Çünkü oradaki kar marjı çok yüksek, organik tarım gibi değil. Evet, Sayın Bakan'ın söylediği açıklama esasında şey olarak, teorik olarak çok doğru bir açıklama. Olması gereken bir açıklama. Çünkü biz organik tarım açısından dünyada 52. sıradayız. Yani o üstümüzdeki 51 ülkeyi sayın desem adını bile daha önce duymadığımız ülkeler bizim üzerimizde. Ve baktığınız zaman organik tarımın Türkiye içerisinde ekilebilir tarım arazileri arasındaki payı %1.6, %1.7 seviyesinde. Çok düşük maalesef. Yani çok düşük bile değil. Yani yok denecek kadar aslında. Aynen öyle. Evet, daha yani tabirle. Dolayısıyla hani bir tarafta tarımsal açıdan bazı sıkıntılar yaşıyoruz, ihracat problemleri yaşıyoruz veya topraklarımızın bereketsizliğinden bahsediyoruz. Diğer tarafta da organik tarıma yönelik herhangi bir adım atılmıyor somut olarak. İnşallah Sayın Bakan'ın söylediği bu söylemler söylemde kalmaz, pratiğe dökülür, uygulaması yapılır ve tarıma bir katkı olarak döner. Çünkü dediğim gibi her sene buna benzer şeyler mutlaka söyleniyor ama bugüne kadar eylemsel olarak herhangi bir şey yapılmadı. Yani dileriz bu sefer Sayın Bakan'ın söylediği bir şekilde eyleme dönüşür
ve Türk tarımına da bir nebze olsun katkısı olur. Evet, temennimiz tabii bu yönde sadece söylemde kalmaması, icraata da geçirilmesi. Tabii şimdi konu gübre olunca, konu ürün verimi olunca sorular da hemen gelmeye başlıyor. Ben atlamak da istemiyorum. Hemen size yönelteyim isterseniz Murat Bey. Yine zaten ararız, evet, sohbetimize de devam ederiz. Muhammed Mustafa Kaya yazmış bize. Demiş ki işinizi hakkıyla yaptığınız için tebrik ediyorum sizi. Gaziantep'te 10 dekar Antep fıstığı bahçem var. Normal verim aldığım 30-35 yaşlarında ağaçlar. Sizinle de görüşmüş, dekara 1 litre olacak şekilde toplam 4 uygulama yapacağım ve demiş 40 litre aldım. Şimdi ben her ağaca kaç litre gübre vereceğim? Birinci sorusu. İkincisi de Antep fıstığı fidanlarına da mı aynı şekilde vereceğiz diye sormuş. Bir de notu var. Bence fidanlara daha az vermemiz lazım demiş. Fidanlardan verim alamadığımız için ve Antep fıstığı çok geç yetiştiği için çok maliyetli olur. Cevabı ne olur Murat Bey'in demiş. Ne dersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Örneğin evet, bir dekara dediği gibi Muhammed Bey'in 4 uygulama yapıyoruz. Her birinde de birer litre kullanılıyor. Şimdi 40 litre aldığına göre muhtemelen 10 dönüm arazisi vardı başında, evet, söylemiştiniz ama. Şimdi bunu şöyle düşünecek. 10 dönüm arazisin, yani bir dönüm için söyleyeyim. Bir dönüm arazide 1 litre Orpex'i 100 litre suyla karıştırdıktan sonra elde ettiği 101 litrelik karışımı bir dönümde kaç ağacı varsa ona pay edecek. Bu çok normal bir hesap. Yani orada ister holderle, ister damlama sulama sistemiyle, ister elinde sırt pompası varsa ondan, hatta maşrapayla, neyle olursa olsun ağaçlara pay edecek. Ağaçlara pay ederken de hani ağacın iz düşümüne falan değil, ağaçla toprağın birleşim yerinde şöyle bir karışık bir çember çizsin, o çemberin içine uygulama yapsın. Yani tam ağaçla toprağın birleşim yerine. Fidanlarda 4 uygulamaya gerek yok. Fidanlar çünkü dediği gibi meyveye dönmeyecektir. Onlarda 3 uygulama yapılsın. Fakat eğer fidanları Orpex'te beslemeye devam ederse, yani bu şu anki ağaçlarıyla mukayese bile edilmeyecek kadar çok verim alır. Tekrar ediyorum. Dönüm başına uygulayacağı gübreyi ağaç başına pay edecek kaç ağaç varsa. Fidanlar için de 4 değil 3 uygulama yeterli. Son uygulamayı yapraktan yapmasına gerek yok. O uygulamayı pas geçsin, 3 uygulamayla fidanlarını büyütsün. 3 uygulamayla fidanlarını büyütmesi kendisi için yeterli olacaktır diyelim. Sorusuna bu şekilde yanıt verelim. Yine Manisa'dan bir mesaj var. Pelitalan mahallesinden domates ekiyorum demiş. Ne kadar kullanmalıyım ve turşuluk biber de ekiyorlarmış aynı zamanda. Onlarda da kullanabilir miyim demiş, yine ne kadar kullanırım ve 15 dekara ne kadar gider tahmini demiş. Domates de biber de aynı anda kullanılır mı diye de sormuş. Sorular bu şekilde. Şimdi şöyle söyleyeyim, 15 dekara toplamda 45 litre ürüne ihtiyacı vardır. Başka da herhangi bir ürüne ihtiyacı yok. Ama eğer toprağında daha önce çok fazla kimyasal kullanmışsa bir kere de toprak düzenleyici olarak kullanabilir. Ama eğer toprağı çok kimyasal tarafından yorulmamışsa 45 litrelik bir alım onun için yeterli olacaktır. Hem domatese hem de öteki ürünleri... Biber, turşuluk biber. Hem domatese hem biberi gönül rahatlığıyla kullanabilir. Toplamda 3 uygulama yapacak her birini. 2 defa topraktan, bir kere yapraktan. Eğer domatesleri henüz dikmediyse fide halinde, domatesleri bizim gübreye batırarak dikebilir. Aynı şekilde biber için de geçerli. Yok eğer diktiyse de mümkün olan en kısa zamanda ilk 2 uygulamayı topraktan olmak üzere toplamda 3 uygulamayla çok çok iyi netice alacaktır. Aynı anda kullanabilir miyim diye bir soru sormuş. Kullanabilir miyim? Sıkıntı hiç yok. Hiçbir problem yok. Onda da yok. Yine bir başka soru cevizle ilgili gelmiş. Adana'dan bu kez. İller de farklı tabii. Gürsoy Erdal yazmış bize. Sayın Beyli'den yazmış. Ceviz tarımında nasıl kullanılır? Bize takvim verebilir misiniz demiş. Tabii bu hafta bu sorular biraz çabuk gelmeye başladı. Evet, evet. Cevizde şöyle kullanacak. Birincisi toplamda 4 uygulama yapacak cevizde. İlk uygulamayı Mart 15 gibi düşünebilir. Yani tam kışın bitip bahara geçme dönemi. İkinci uygulama Nisan başı gibi. Üçüncü uygulama işte 7 Nisan, 8 Nisan. Son uygulama da 15 Nisan. Tam cevizin çıkmaya başladığı zaman toplamda 4 uygulamayla çok iyi netice alır. Daldaki tutunma oranını artırır. Cevizin hasat miktarını artırır, tane boyutunu artırır, artı cevizin iç yağ oranını artırır. Dolayısıyla kullandığı takdirde toplamda dekar başına 4 litre ile mükemmel bir verim alacağına eminim.
Evet, tabii ben asıl merak ettiğim kısmı da verim kısmıydı. Yani evet. Tamam kullanacağız, doğru kullanım yaptığımız zaman verime nasıl etki edecek? Domateste mesela, Antep fıstığında ya da cevizde tahmini rakamları verebilir misiniz? Arkadaşlarımdan da rica edeyim grafiği de ekrana getirsinler. Bakın buyurun. Bizim elde ettiğimiz değerleri ben size söyleyeyim. Lütfen. Tahmini değerlerden ziyade. Eğer düzgün kullanım olursa, bu düzgün kullanım bizim için çok önemli. Nedir yani? Bizimkisi bakteri esaslı bir gübre olduğu için Taner Bey, bir kere toprağın hafif nemli olması gerekiyor. Evet. Toprak hafif nemli olduğu takdirde bakteriler toprağa çok iyi nüfuz ederler ve uygulamasında da çok iyi verim alırlar. Bakın burada gördüğünüz gibi örneğin domateste ya 2 misinden fazla bir verim artışı. Yani dekar başına afak konuşuyorum 5 ton alıyorsa bu çok rahat 10-12 tonlar mertebesine kadar çıkabiliyor. Burada örneğin çilekte de aynı şekilde verim artışı alıyoruz ve bunların hasat miktarını da, hasat zamanını da artırıyoruz. Yani örneğin Antalya'da normalde Ekim sonu olan hasat sonu bizde Aralık'a kadar, hatta Ocak başına kadar süre gelmişti. Dolayısıyla toprak altı ürünlerde, patates, havuç gibi ürünlerde, çok çok pancar gibi ürünlerde çok çok iyi neticeler alıyoruz. Tabii bizim olayımız sadece hasat miktarını artırmak değil. Biz ne yapıyoruz? Maliyeti düşürüyoruz, hasatın miktarını artırıyoruz. Fakat örneğin şeker pancarı gibi ürünlerde de iç zenginliği getiriyoruz. Yani şekerin polarite oranını da artırıyoruz. Örneğin işte yaptığımız iki yerden sonuç geldi. Sivas'taki %16'dan %21, %21,5 seviyesine çıktı. Yine Konya bölgesinden şeker pancarı neticesi geldi. Onların da %17'den %22 gibi bir değere çıktı. Dolayısıyla bunların her %1'lik artış diliminde de ekstra bir çiftçinin pay aldığı, para aldığı düşünüldüğü takdirde çiftçiye pek çok yerden bir kazanç kapısı sağlıyoruz. Bu neden önemli? Çünkü bizim sizin programdan sonra daha ziyade çok çiftçimiz bizi arıyor. Eksik olmasınlar, çok ilgi gösteriyorlar. Ne kadar güzel, evet. Ve hepsinin de serzenişte bulunduğu konu bu girdi maliyetleri. Yani sıkıntı evet. Yaşadıkları konu bu girdi maliyetleri. Çok haklılar. Yani ne yazık ki Bakan Bey'in bu organik tarım için söylediği tabii ki bizim için bir umuttur ama çiftçinin ne devlet kanadında ne dernekler kanadında hiçbir destekçisi yok. Çiftçi çok yalnız bırakılmış evet. durumda. Çiftçiye destek olması gereken tarım kredi kooperatifleri ve ziraat odaları ne yazık ki destek olmaktan ziyade köstek oluyorlar. Çiftçinin sırtından para kazanmaya çalışıyorlar. Yani normalde bir tefecinin yaptığı ticareti çiftçiye bunlar legal olarak yapıp çiftçinin emeğini, çiftçinin gayretini kendilerine bir faiz kapısı, bir gelir kapısı olarak görüyorlar. Ve bu şekilde bir döngü sürüyor. Çiftçi bu noktada çok yalnız bırakılmış durumda. Yani ne yapacağını da bilmez bir durumda. Dolayısıyla biz Orpex olarak onlara mütemadiyen destek olmaya çalışıyoruz. Sadece bizim ürünümüzle ilgili aramaları gerekmez. Organik tarım konusunda akıllarına takılan herhangi bir konu olursa, tarım konusunda akıllarına takılan bir konu olursa veya bizim yapabileceğimizi, destek olabileceğimizi düşündükleri bir konu olursa her zaman için telefonun öteki ucundayız. Bunu bilmeleri gerekiyor. Biz Türk tarımında ilk önce organik tarımın zenginleşmesini, gelişmesini istiyoruz. Yani bu yönde emek sarf ediyoruz. Bizim örneğin siz bu programa davet ettiğiniz zaman gelmekteki amacımız sadece herkes Orpex'i bilsin, herkes Orpex'i duysun diye değil, organik tarımın ne amaca yönelik bir tarım şekli olduğunu, bizim topraklarımız için ne derece önemli olduğunu, ne derece vazgeçilmez olduğunu hani bir şekilde buradan anlatalım. Belki bir kulağa çalınır, bir kişinin aklını çelebiliriz, organik tarıma yönelmesi için ikna edebiliriz şeklinde bir düşüncemiz var. Dolayısıyla siz de burada çok önemli bir misyon üstleniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bizler teşekkür ediyoruz. Hakikaten Türk tarımı için, çocuklarımızın geleceği için aslında çok önemli bir işe imza atıyorsunuz. Eksik olmayın. Ki Sayın Bakan da bunu zaten dile getirdi. Artık demek ki bakanlık seviyesine kadar bunun ne kadar hassas bir konu olduğu gitmiş. Bilemiyorum tabii önümüzdeki süreçte ne gibi adımlar atılır bu konuyla ilgili. Vallahi ben o konuda biraz karamsarım Taner Bey. Çünkü biliyorsunuz geçmiş dönemde de çay konusunda bir evet. organik tarıma geçilecekti. Bunu gazeteler bangır bangır yazdılar organik tarıma geçiliyor diye. Ama ondan sonra proje rafa kalktı.
Hiçbir yerden haber çıkmadı. Haber çıkmadı, doğru. Şimdi Murat Bey, yine sorular gelmeye devam ediyor. Aralarda bunları da sormak istiyorum. Çünkü izleyiciler de merakla sizin anlatacaklarınızı bekliyor. Malatya'dan bir mesaj var. Mithat Bey yazmış. Üzüm bağım ve şeftaliliğim var demiş. Ürününüzü kullanmak istiyorum. Üzümüm 15 dönüm, şeftalim 10 dönüm. Nasıl uygularım, ne gibi sonuçlar alırım demiş. Yanıtınız ne olur Mithat Bey'e, Malatya'ya? Şimdi Mithat Bey'e önce selam olsun. Evet. Hem üzüm ve hem şeftalide toplamda dörder uygulama yapılacak. İki defa topraktan, iki defa yapraktan. Yani bu şeftali ağaç tarımına girdiği için zaten dört uygulama yapıyoruz. Şeftalideki uygulama aynı ceviz uygulaması gibi, aynı elma uygulaması gibi. İki topraktan, iki yapraktan. Keza üzüm de öyle. İlk bağ kurma zamanında topraktan başlayarak uygulama yapılıyor ve toplamda dört uygulama yapılıyor. Fakat üzümde şöyle bir avantaj oluyor. Üzümde hem tane miktarını artırıyoruz, hasatı artırıyoruz, hem de salkımların boyunu uzatıyoruz. Yani herhangi bir şekilde salkımın boyunu uzatmak için ekstra bir hormon katmalarına, ne bileyim farklı şeyler eklemelerine falan gerek yok. Bizim ürünümüz hemen hemen her tarım ürününde ürüne fazlasıyla değer katıyor. Bu üzümde de hem lezzet aroma açısından, özellikle şarap ve sofralık üzümlerde de geçerli. Hem üzümün aromasını zenginleştiriyor, hem hasatın miktarını artırıyor, hem de görsel açıdan üzüm salkımının boyunu 45-50 santim kadar büyütebiliyor, uzatabiliyor. Çünkü pek çok yerde bu salkım boyunu uzatmak için ekstra hormon katarlar. Bizimkinde öyle bir şeye gerek yok. Bizim bakterilerimiz bu işi görüyor zaten. Ve çok çok da iyi hasat verimi alırlar. Evet, şimdi siz az önce dediniz ya, maliyetler çok yüksek. Çiftçi bu yükün altından kalkamıyor. Erdal Bayramoğlu demiş ki evet, organik tarım çok güzel fakat maliyetler çok yüksek, bizi zorluyor. Ben de organik tarımdan yanayım demiş. Lakin iş maliyete dökünce çok maliyet oluşturuyor. Uygun bir şekilde organik tarım tavsiyesi olur mu demiş Murat Bey'in. Ne dersiniz Murat Bey? Erdal Bey'e yanıtınız ne olur? Sonra Mersin'den de bir soru var, onu da size yönelteceğim. Olur. Buyurun. Erdal Bey'e şunu söyleyeyim. Erdal Bey, yani organik tarım esasında sönelildiği kadar pahalı bir tarım şekli değil. Yani burada biraz iğneyi kendimize batırmamız lazım. Biz daha önce organik tarımın kelime zenginliğini kullanarak ne yazık ki gübrelerde veya işte ne bileyim diğer ürünlerde hep bunu yüksek fahiş fiyatlardan satmışız. Şimdi şöyle düşünün. Örneğin siz ne yetiştiriyorsunuz bilmiyorum ama bir domates yetiştirdiğiniz takdirde bunun dekar maliyeti yaklaşık 3.500-4.000 liralar seviyesindedir. Yani Antalya bölgesinde, Mersin, Muğla bölgesinde hep o şekilde. Veya ne bileyim bir çilek yetiştirdiğiniz zaman 4-5.000 liralar seviyesindedir dekar maliyeti. Şimdi şöyle düşünün. Eğer domates veya çilek, her ikisi için de geçerli. Biz diyoruz ki sadece 3 uygulamayla bu ürünü yetiştirebilirsiniz. Bu tabii minimum rakamdır ama eğer toprağınız çok fazla zarar görmemişse ve iklim şartları el veriyorsa 3 uygulamayla yapabilirsiniz. Peki bu ne demek? Litre fiyatı 70 lira bizim ürünümüzün. 3 uygulama dediğiniz zaman 210 lira. Dekar maliyetinden bahsediyorum. Yani 4000 liradan 210 liraya düşürüyoruz. Sizin eğer hasbelkader bir 10 dönüm araziniz varsa 40.000 liradan 2100 lira gibi bir rakama düşürmüş oluyoruz. Onun için zaten biz çiftçiye değer kattığımızı düşünüyoruz ve evet, bunun için de ziraatçı arkadaşlarımız, kimyasal gübre bayilerimiz, ziraat odalarımız bizi pek sevmiyorlar. Çünkü bizim ürünümüzü kullandığınız takdirde eğer bölgenizde herhangi bir salgın vesaire yoksa zirai ilaç kullanmanıza da çok fazla gerek kalmıyor. Bizim ürünümüz sizin ürününüzü koruyor. Hemen söyleyeyim bu arada, çok pardon araya giriyorum. Erdal Bey yine yazmış, buğday, ayçiçeği ve mısır tarımıyla uğraşıyorum demiş. Peki. Her üçünde de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sadece bizim rekabet edemediğimiz burada sizin saydıklarınız arasında buğdaydır. Çünkü buğdayda iki uygulama yeterli. Bunun dekar maliyeti yaklaşık 120 liralara geliyor. Ama siz zaten gübrenizi de o fiyata atıyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı. Ama biz hasadı yaklaşık %30-%40 mertebesinde artırıyoruz buğdayda. Fakat bu tabii hasadın sonunda olan bir şey. Hasadın başında olmayacağı için o 120 lira size fazla gelebilir. Ama diğer saydığınız mısırda vesaire de bizim ürünümüz size son derece uygun gelecek. Maliyet tablosu da burada var zaten, az önce siz söylerken evet. Arkadaşlarımız da getirdi ekranlara. Bakın burada örneğin bunlar hep bizim piyasadan aldığımız veriler. Örneğin bakın, çilek üreticisi olsanız A firması dediğimiz devletin bir firmasıdır.
3.300-3.600 lira mertebesinde ki bunlar yaklaşık 6-7 ay önceki fiyatlardır. B firması da yine gübre konusunda büyük firmalardan biri. Onun gübreleme takvimini kullanırsanız da 3.300-3.700 lira. Ama bizim gübremizi kullanırsanız 210 lira. Keza domateste de aynı şekilde, bakın biberde de aynı şekilde. Biberde A firmasının gübreleme takvimini tam olarak uygularsanız 1.900 ila 2.300 lira arasında, B firması dediğimiz yine büyüklerden birinin gübreleme takvimini uygularsanız da 2.100-2.450 arasında. Dolayısıyla evet, organik tarım eskiden çok pahalı bir tarımdı. Eskiden çok zorlu bir tarımdı. Çünkü insanlar organik tarımın kelime anlamından dolayı çok fahiş fiyata satıyorlardı. Bunun neticesinde pazardaki ürünler çok fahiş fiyata satılıyordu. Fakat Orpex'ten sonra bu pahalılık ortadan kalktı. Bir tek buğday, arpa, yulaf gibi o familyadan olan ürünlerde rekabetimiz az. Fakat onun haricindeki bütün ürünlerde, ama bütün ürünlerde 10'da 1, 15'te 1 mertebesine kadar gübre maliyetini düşürüyoruz. Ve hasatı da yaklaşık 2 misline kadar artırıyoruz. Bunu yapabilen, bunu başarabilen ve bizim gübremizin etkisini yaratabilen, hani sadece Türkiye içinde değil, dünya üzerinde başka hiçbir gübre yoktur. Evet, diyelim bu şekilde yanıtlamış olalım Erdal Bey'in tamam. Sorusunu. Şimdi Mersin'den bir soru var. Ürünler buyursun. Hep farklı farklı geliyor Murat Bey. Mersin Tarsus'tan Cumali Pir yazmış bize. Zeytin ağaçlarımız var demiş. Ağaç başına maliyeti nedir? Bu arada demiş, arazimiz susuz, eski sarıulak zeytinlerinden oluşan bir arazi ve organik geçişin ikinci dönemindeyiz. Ağaçlarımızın dikim düzeni yok, eski aile bahçesi demiş. Sorusu budur Murat Bey. Şöyle söyleyeyim Cumali Bey'e. Zeytin ağaçlarında toplamda yine 4 uygulama yapacak. Yani 4 litre olarak düşünebilir. Dekar başına. Yani dekar maliyeti yaklaşık 240 ila 280 lira mertebesinde olur. Hani diyelim ki çok yüklü miktarda aldığı takdirde 240 liraya kadar düşer. Yani bir dekarın maliyeti 240 liradır. Kaç ağacınız var? Afaki konuşuyorum. Bir dekarda 20 tane ağacınız varsa, bunu her seferinde her gübreyi bu 20 ağaca pay etmek suretiyle yapabilirsiniz. Zeytinde şöyle birkaç avantajı var Cumali Bey. Birincisi, zeytinde var yılı yok yılı olayı vardır. Bizim gübreyi kullandıktan sonra bunu yaşamayacaksınız. Her seferinde tam eksiksiz hasatınızı alacaksınız, bu bir. İkincisi, zeytinin dalında olgunlaşmasını sağlayacağız. Daldaki tutunma oranını artırıyoruz çünkü. Herhangi bir şekilde zamanından önce zeytinin düşmesi gibi bir şey söz konusu değil. Üçüncüsü de zeytinin iç yağ oranını artırıyoruz. Bu eğer özellikle zeytini zeytinyağı ticareti için yapıyorsanız size çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Zeytinde var yılı yok ve üstelik de normalde almış olduğunuz hasadı %40-%50 mertebesinde artırıyoruz. Toplam dekar maliyetiniz de yaklaşık dediğim gibi 240 lirayla 280 lira arasında geçer. Onun haricinde de başka bir şey ödemenize gerek yok. Artı ürünün sizin alamayacağınız bir aroması vardır. Bizim fark edemediğimiz bir aroma. Bu aroma da kullanıldığı takdirde bir yan etki olarak bu zeytin sineği olarak bilinen Akdeniz sineklerini evet, herhangi bir şekilde ürüne yaklaştırmaz. Ürüne yaklaştırmaz. Şimdi Bilal Bey de Manisa'dan yazmış. O da yine üzüm bağlarında kullanılır mı diye sormuş. Az önce zaten yanıtladık. Malatya'daki sanıyorum anlattıklarımız Manisa için de geçerli olacak. Sadece ürünün ismine nasıl ulaşabilirim demiş. Onu da Murat Bey sizden dinleyelim. Şöyle söyleyelim. Bakın bizim ürünümüz Orpex F06. Bizim ürünümüze 0850-532-7491 nolu çağrı hattımıza kayıt bırakarak ulaşabilirsiniz. Buradaki arkadaşlar sizi yanıtlamaz, sadece sizin kaydınızı alırlar, sizi biz ararız. Ya da info@orpex.net mail adresinden bana ulaşabilirsiniz. Diğer taraftan da direkt olarak almak istiyorum derseniz www.orpex.net web adresinden, online shopping kısmından ürününüzü kendiniz kredi kartıyla alabilirsiniz. Evet. Erdal Bey bu arada teşekkür etmiş, çok sağ olun demiş. Onu da paylaşmış olalım. Bir başka izleyicimiz, kirazda nasıl uygularız demiş Murat Bey. Sorular dedim ya, yağmur gibi gelmeye başladı. Bugün bayağı bir soru gelecek gibi. Umarım zor sorular gelmez. Çalışmadığımız yerden sormayın derler yani. Vallahi tabii çalışmadığımız yer yok yani burada. Evet, işin esprisi tabii ki. Buyurun Murat Bey. Kirazda da toplamda 4 uygulama yapıyorsunuz. 2 defa topraktan, 2 defa yapraktan. İzleyicilerimize şunu söyleyeyim. Bakın, eğer ağaç tarımı yapıyorsanız sadece 4 uygulama. Yok ağaç tarımı değil, normal tarım yapıyorsanız veya sera tarımı yapıyorsanız da
Sadece 3 uygulama. Yani bunların sıralaması da aynı. 2 defa topraktan, 1 kere yapraktan veya 2 defa topraktan, 2 defa yapraktan. Bunları burada size tek tek anlatabilmem çok zor. Çünkü gerçekten Taner Bey'e şu an yağmur gibi soru geliyor. Evet. Dolayısıyla eğer uygun görürseniz bizi çağrı hattımızdan arayıp bana kayıt bırakın. Ben mutlaka size... hani bugün dönemem artık yayındayım ama yarın gün içerisinde mutlaka size ulaşırım. Ya ben ararım ya arkadaşlarım arar. Aklınızda hangi soru varsa hepsini tek tek cevaplamaktan büyük bir mutluluk duyarız. Evet, Kiraz'ı da böyle anlatmış olalım. Kayısı'da durum nasıl Murat Bey? Malatya'dan Ahmet Boyraz dedim size, sorular gelmeye devam edecek. Sizin gübreyi kullanınca demiş, başka gübre kullanmayacak mıyız? Kayısı ağacında nasıl bir uygulama yaparız diye sorarlar. Şöyle söyleyeyim. Kesinlikle ve kesinlikle bizim ürünü kullandığınız takdirde başka bir ürün kullanmıyorsunuz. Toprak düzenleyici ve gübre olarak çift yönlü çalışan bir gübredir. Kesinlikle başka bir ürün kullanılmıyor. Hatta bizim şöyle bir prensibimiz var. Biz girdi maliyetlerini düşürmek için yola çıkan bir firmayız. Çünkü önce bizim amacımız çiftçiye bir kere dokunabilmek. Yani o çiftçiyi biz illaki... Afaki konuşuyorum, 50 dönümünde, 100 dönümünde bizi kullan diye bir şeyimiz yok, yöneltmemiz yok. Bizim ürünümüzü bir dönümünde denesin, kalitemizi görsün, farkımızı görsün. Ondan sonra zaten bir sonraki dönemde mutlak surette bizim müşterimiz olacaktır. Kayısı'da da 2 defa topraktan, 2 defa yapraktan uyguluyoruz. Bahar başlangıcında başlamak üzere ilk uygulamamız topraktan yapılıyor. 1'e 100 oranında suyla karıştırarak. Dediğim gibi bunları size telefonda çok daha detaylı anlatırım. Fakat önemli olan şu, kesinlikle bizim ürünümüzü tek başına kullanacaksınız. Hasbelkader siz deseniz ki hani Murat kardeşim ben sizin gübrenizi alacağım ama işte yanında potasyum da kullanacağım, ne bileyim DAP da kullanacağım, NPK da kullanacağım derseniz biz zaten ürünümüzü vermiyoruz, satmıyoruz. Çünkü bizim ürünümüz bakteri esaslı çalışan bir üründür ve içeriğinde dünyada hiçbir gübrenin sahip olmadığı şekilde 158 farklı çeşit bakteri vardır. Dolayısıyla sizin... İyi niyetli dahi olsa kullanacağınız ekstra bir ürün bizim bakterileri bloke edebilir veya öldürebilir. Onun için bizim ürünümüz tek başına kullanılır, tek başına yeterlidir. Bütün besin ve iz elementlerine sahiptir. Artı bakteriler sayesinde de bunların proses esnasında daha da zenginleşmesi sağlanır. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz ama tekrar ediyorum. Hani aklınıza şu gelebilir, hiç kimse yoğurdun ekşi demez. Bu bizim Türkiye'mizde olan bir gelenektir. Herkes mükemmel ürünü satar. Evet, ben de mükemmel ürünü sattığımı düşünüyorum. Ama ben size farklı olarak diyorum ki, bana inanmayın. Sadece tarlanızda, arazinizde, seranızda belli bir yerde benim ürünümü deneyin. Farkımızı görün. Farkı gördükten sonra zaten hani bir sonraki dönemde mutlak surette ya bizden çalışacaksınızdır, ya da farklı bir ürüne yöneleceksinizdir. Evet, bu şekilde yanıtlamış olalım. Sorular devam ediyor. Bu arada Bilal Avşan demiş ki teşekkür ederim. Az önce Manisa'dan yazmıştı üzümle ilgili. Sadece küçük bir sorusu var. Bağları topraktan hangi aylarda uygulayacağız? Zaman daralıyor demiş. Yanıtınız ne olur? Sonra bir reklam arasına gidelim. Şöyle söyleyelim. Bir kere bağ kurarken ilk başta, yani ilk bağı kurduğunda topraktan uygulaması gerekiyordu. Eğer bağ kurup farklı gübreleme şekliyle başladıysa bizim gübreyi artık kullanmasın bu dönemden sonra. Evet. Çünkü o zaman bizim ekrana yansıttığımız biraz önce o verim artışları falan hepsi şey kalır, hikaye olur. Evet. Çünkü bizimkisi en baştan kullanıldığı takdirde bu verimlere ulaşıyor. Dolayısıyla beyefendi artık bu saatten sonra kendi bildiği şekilde ilerlesin. Evet, bizim gübreyi yine bu saatten sonra kullanırsa da faydasını görür ama benim söylediğim, benim istediğim, benim size göstermek istediğim kadar faydayı göremezsiniz. Onun için eğer imkan varsa bir sonraki dönemde, bir sonraki periyotta en baştan beraber başlayalım. Ondan sonra yola da beraber devam edelim. Evet, peki. Bu şekilde yanıt vermiş olalım. Daha çok soru var Kırşehir'den, Ankara'dan, diğer illerimizden ama biraz soluklandıralım evet. Sizi. Merak etmeyin değerli izleyiciler. Sorularınızın hepsini yönelteceğim Murat Bey'e ve eminim anlatacaklarını merakla bekleyeceksiniz sizler de. Biraz bize izin verin. Şöyle biraz soluklanalım. Ekranlarınızın başından hiçbir yere ayrılmayın. Kısa bir ara, reklam sonrası biz yine buradayız. Tarım sektörüne can suyu Orpex'in katkılarıyla hazırlanan Organik Tarım Doğal Ürün Programı reklamlardan sonra devam edecek.
Tarım sektörüne can suyu Orpex'in katkılarıyla hazırlanan Organik Tarım Doğal Ürün Programı devam ediyor. Reklamlar bitti. Yeniden sizlerle birlikteyiz değerli izleyiciler. Organik Tarım Doğal Ürün programımız tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. Sorularınız da geliyor dedim ya, yağmur gibi ardı arkası kesilmiyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Mümkün mertebe hepsini Murat Bey'e yönelteceğim. Kendisi de sorularınızı yanıtlayacak değerli izleyiciler. Sevgili Murat Ağaoğlu'yla sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi ilk bölümde evet anlatmaya başladık. Birçok farklı üründe nasıl kullanırım, nelere dikkat etmem gerekir şeklinde sorular vardı. Yine onlarla devam edelim istiyorum. Çünkü izleyicilerimiz ekranlarının başında bizleri bekliyorlar. Kırşehir'den bir mesaj var Murat Bey. Mithat Kozan yazmış bize. Arpa, yulaf, mercimek ve nohut tarımı yapıyorum. Kaç uygulama gerekiyor demiş. Diğer gübrelere ihtiyaç olmadan kullanabilir miyim? Teşekkür ediyorum demiş şimdiden. Buyurun. Şimdi Mithat Bey'in tabii sorusunu hemen cevaplayacağım ama öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu tip soruların gelmesi yani sadece bizim Orpex için değil, bütün organik tarım çalışanları, organik tarıma gönül verenler için çok önemli. Çünkü bu soruları sorduklarına göre demek ki organik tarım yolu... Bir arayış var değil mi insanlar? Bir karar bir kurtuluş vermişler. Yolu arıyorlar. Kesinlikle doğru. Öyle. Kesin. Çünkü siz eğer kimyasal gübre kullanırsanız bu her sene artan rakamlarda kullanmak zorunda kalacaksınız. Bir, ikincisi çiftçi artık kimin kendisine destek olmaya çalıştığını, kimin köstek olduğunu, kimin sırtından para kazanmaya çalıştığını ayrımını çok iyi yapar hale geldi. Dolayısıyla umuyorum ki bu arayış çiftçilere güzel bir şekilde tarım imkanı sağlasın, güzel bir tarım deneyimi yaşatsın. Şimdi izleyicinizin sorusunda arpa, yulaf, mercimek ve nohutta. Nohut, evet. Arpa ve yulafta iki uygulama yapacağız. Mercimek ve nohutta üç uygulama yapacağız. Fakat bunlarda şöyle bir güzellik olacak. Örneğin normalde arpa ve yulaf ekiminden sonra bir miktar tarla nadasa bırakılır, dinlendirilir. Bizde öyle bir şey yok. İklim şartları el veriyorsa sizin hasatınızı yaptığınızın hemen ertesi günü tekrar arpa veya yulaf tohumu atabilir veya ne bileyim mercimek ve nohut için de aynı şey geçerli. Hemen ertesi gün tekrar tarlayı ekebilirsiniz. Dolayısıyla bizim üründe hiçbir şekilde nadasa gerek yoktur. Ürünümüz bakteri esaslı çalıştığı için bütün tarlayı mütemadiyen besler. Onun için de evet tek başına kullanılır. Başka hiçbir şeye, ne taban gübresine, ne yaprak gübresine, ne destekleyici besin elementlerine, ne üreye hiçbir şeye ihtiyaç yoktur. Kullanmanıza gerek yoktur. Tekrar ediyorum, siz kullanacağım derseniz zaten biz ürünümüzü vermiyoruz. Onun için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu kullanımı yaparken de eğer ki kafanızda bir soru işareti varsa, araziniz ne kadardır bilmiyorum ama bir dönümünü, iki dönümünü bize ayırın. Bizim derdimiz size ürün satmak değil, sizi organik tarıma, Orpex ailesine kazandırmak. Ha, bu sene olmaz ama eğer bizim ürünümüzü ufak bir alanda da denerseniz önümüzdeki sene zaten kaçınılmaz bir şekilde bizim ailemize dahil olacaksınız. Evet. Şimdi az önce Cumali Bey Mersin'den bize bir soru yöneltmişti biliyorsunuz. Organik geçişin ikinci dönemindeyiz diye. Devamında yine aslında çok güzel bir soru yöneltmiş. İlaç veya denetçi firmamız bize şunu söylüyor demiş. İlaç veya gübre, ambalaj veya kutusunda organik ürün amblemi var mı? Ancak bu şekilde kullanabiliyoruz demiş. Doğru demiş. Yanıtınız ne olur Murat Bey? Cumali Bey çok iyi bir noktaya parmak basmış. Evet. Bizim ürünümüz zaten hem Tarım Bakanlığı'ndan tescil lisansı vardır, hem organik tarım sertifikası vardır, hem de uluslararası kalite belgesi vardır. Yani bizim bütün belgelerimiz tamdır. Artı biz diğer tarım firmalarının aksine her senede akredite laboratuvarlarda test ettiririz ki proseste herhangi bir oynama var mı, herhangi bir değişiklik var mı, ürünümüzün kalitesinden bu şekilde emin oluruz. Cumali Bey'in söylediği şu nokta açısından çok önemli. Türkiye'de baktığınız zaman yaklaşık 30 binin üzerinde gübre ürettiğini iddia eden kişi veya firma var. Tamam. Ve bunların pek çoğu merdiven altı. Dolayısıyla çiftçilerimiz bu merdiven altı firmaların ürettiği ürünleri gübre olarak alıp kullandıkları zaman canları yanıyor, verim alamıyorlar, paraları gidiyor, ondan sonra da tarıma küsüyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle Cumali Bey'in belirttiği şekilde etiketlere bakılmalı, sorgulanmalı, gerekirse firmadan belgeler istenmeli, test analiz değerleri istenmeli. Bütün bu görsel kontroller yaptıktan sonra da gönül rahatlığıyla kullanabilmek açısından kendi arazisinde bir miktarda denesin. Hani bazı çiftçilerimiz bize
Güveniyorlar, diyorlar ki biz işte 700 dönüm arazim var, tamamında kullanacağım şeker pancarını vesaire. Eksik olmasınlar, bu bize bir güvendir, bizi çok mutlu eden bir şeydir. Ama biz bunun peşinde değiliz. Biz sizi organik tarıma ve kendi ailemize katmamız derdindeyiz. Dolayısıyla bizim amacımız sadece, hani Cumali Bey'in nezdinde konuşmak gerekirse, Cumali Bey bu sene bir deneme yaptırıp kalitemizi gösterip önümüzdeki sene topyekin geçmek. Evet, bir başka izleyicimiz Ankara'dan yazmış, Cafer Arabacı. Ürününüz sıvı mı katı mı gübre diye sormuş. Sıvıysa arpa tarlasına yabancı otla mücadele holderle yaparken ürününüzü kullanabilir miyiz demiş. Rafet Bey, bizim ürünümüz sıvı bir üründür. Suyla karıştırır. Cafer Bey. Güzel, evet. Tamam Cafer Bey. Evet. Bizim ürünümüz sıvı bir üründür. Suyla karıştırılarak kullanılır. Normal şartlarda holderle kullanabilirsiniz ama yabani ot ilacıyla beraber değil. Çünkü yabani ot ilacı dediğiniz ilaç neticede kimyasal bir ilaçtır. Ve biraz önce söylediğim gibi bizim bakterileri bloke edebilir veya öldürebilir. Dolayısıyla eğer tarlanızda yabani ot sorunu çok fazlaysa ve ilaç kullanmak zorundaysanız bunu bizim ürünümüzden ya bir hafta önce ya bir hafta sonra yapın. Bu şekilde herhangi bir zarar olmaz. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Bizim ürünümüz hiçbir şekilde yabani ot tohumu içermez. Dolayısıyla bizim ürünümüzü kullanmayı tercih ettiğiniz takdirde ilk sene değil. İlk sene maalesef ki herhangi bir etkisi olmuyor. Çünkü toprak içerisinde yabani ot tohumları vesaire olduğu için. Fakat ikinci, üçüncü seneden sonra bu yabani ot giderek azalmaya başlıyor. Ve bir süre sonra ihtiyacınız da kalmıyor. Dolayısıyla söyleyeceğim, hem yabani ot için geçerli, hem bu böcek, sinek vesaire kurtlar için geçerli, hem mantar küf için geçerli. Biz ürünümüze güveniyoruz. Bu tip konularda da bitkiyi, ağacı vesaireyi koruduğumuzu görüyoruz. Bu şekilde geri dönüşler alıyoruz. Dolayısıyla çiftçi kardeşlerimize şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Eğer bizim ürünü kullanıyorsanız sizden ricam hiçbir şekilde başınız ağrımadan aspirin kullanmayın. Yani zira ilacı herhangi bir zararı görmeden ezbere ya olursa ya şöyledir böyledir de diye üçüncü şahısların söylemiyle boşu boşuna kullanmayın. Çünkü bu bir kimyasaldır. Öyle ya da böyle siz ürününüze, toprağınıza, bitkinize zarar veriyor olursunuz. Dolayısıyla eğer bir zarar görmüyorsanız zira ilaç kısmını çok şey yapmayın, göz önünde bulundurmayın, tercih etmeyin. Başınız ağrımadan da ilaç kullanmayın. Evet. Yine sorular geliyor. Mersin'den Korucular Köyü'nden Mehmet Ali Bey yazmış bize. Gübreyi getirttim demiş. Gübreyi almış sizden. Ceviz uygulamasında kullanacağım demiş. İlk uygulama 15 Şubat'ta demiştiniz bana demiş. Ama az önce Adana'dan sordular. Mart ayı dediniz demiş. Bu konuda aydınlatır mısınız? Devamı da var. Başka gübre kullanma diyorsunuz demiş. Benim toprak suyum biraz kireçli. Ne yapmam gerekir? Devamlı takip ediyorum. Hiç kimse demiş Trabzon hurmasından bahsetmiyor. Mersin'de çok yetişiyor ama Akdeniz sineği perişan ediyor. Faydası olur mu demiş Murat Bey devamında sorusu. Sondan başa geleyim. Buyurun. Bir kere Trabzon hurmasında çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz ama şu an benim size referans olarak şurada yetiştiriliyor falan diyebileceğim bir şey yok, ürün yok. Eğer Trabzon hurmasında kullanırsanız siz bizim ilk Trabzon hurması müşterimiz olacaksınız. Ama gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz çünkü bütün ürünlerde çok iyi netice alıyoruz. Eğer bunda bir Akdeniz sineği sıkıntınız varsa bizim ürünü kullandıktan sonra bu sıkıntıda da çok büyük bir oranda rahatlama hissedeceksiniz. Çünkü bahsettiğim gibi aromadan dolayı bu tip Akdeniz sineği tarzı veya işte zeytin sineği olarak adlandırılan sinekler bizim ürünümüzü kullanılan yerlere gelmiyor. Evet, başka herhangi bir gübre kullanmayacaksınız. Kesinlikle ve kesinlikle ne azot, ne çinko, ne demir hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Özellikle ceviz için çinko önemlidir. Çinko da bizim ürünümüzde fazlasıyla var. Artı dediğim gibi bakteri de bu çinko oranını mütemadiyen çalıştırır, fazlalaştırır. Size 15 Şubat denmesinin sebebi bölgesel olaraktır. Çünkü Adana'da özellikle dağlık yerlerde kar kalkma dönemi Mart ortasını çok rahat bulabilmekte. Onun için Adana'dan arayanlara biz genelde bahar başlangıcı, karın kalkma döneminde veya işte kışın bahara kendini terk etme dönemi diye söylüyoruz ki bu genelde 15 Mart civarında falan oluyor. Ama Mersin'de öyle değil. Mersin'de bahar biraz daha erken geliyor. Onun için Mersin için dediği arkadaşlarımın doğrudur. 15 Şubat doğrudur başlangıcı. Ama Adana için en azından Mart ortasını beklemek gerekir ki
toprak ilk önce bir hava açısından da kendisine gelsin. Evet, bölgesel farklılıklar tabii kullanımda öne çıkıyor. Bunu da lütfen göze alın değerli izleyiciler. Her bölgede farklı dönemlerde kullanılabilir. Bugün Murat Bey sizi çok göreceğiz. Sorular dediğim gibi. Çok büyük keyif alıyorum. Peş peşe geliyor. Ahmet Çalış ve Kırıkkale Keskin'den benzer soru gelmiş. Ahmet Çalış kuru fasulyede kullanılır mı demiş. Uygulaması nasıl olur? Yine Kırıkkale Keskin'den de 100 dekar kuru fasulye ekiyorum. Bu ürünü kullanabilir miyim? Ne gibi artıları olur ve ne zaman uygulama yapmalıyım diye sorarlar. Şimdi kuru fasulyede de elbette ki kullanabilir. Hem de kuru fasulyede yaklaşık normalde elde etmiş olduğu hasattan %60-%70 oranında ekstra hasat alabilir. Toprağın cinsine bağlı olmak kaydıyla. Ama biz firma olarak her zaman %30 diyoruz. Kesin olarak taahhüt ettiğimiz rakam %30'dur. Ama bunun üstünü çok rahat bir şekilde görecektir. Kuru fasulyede toplamda 3 uygulama yapıyoruz. Dekar maliyeti yaklaşık 180 ila 210 liralar mertebesine geliyor. 2 defa topraktan, 1 kere yapraktan kuru fasulyeyi ilk ektiği zaman ilk uygulamayı yapıyoruz. Ondan sonra bir 15 gün sonra ikinci uygulama, fasulye çıkmaya başladığı dönemde de son uygulama yapraktan olarak yapılıyor. Onun haricinde hiçbir şey kullanmasına kesinlikle gerek yok. Tekrar ediyorum, hasatı da minimum %30 olmak üzere yani %60'lar %70'ler mertebesine çok rahat bir şekilde çıkacaktır. Evet, incirle ilgili bir soru var. Mehmet Çomak yazmış. İncir ağacında kullanabilir miyiz? Ne gibi faydası olur demiş. Geçen hafta da konuşmuştuk ama yine bir kez daha dinleyelim sizden Murat. İncir ağacında da evet, incire çok faydası oluyor. Birincisi, incir yetiştiricilerinin en büyük derdi olan çatlama problemini de çok büyük bir oranda düzeltiyoruz, azaltıyoruz. Artı, incirin daldaki tutunma oranını da fazlasıyla artırıyoruz. Dolayısıyla incir tam olarak dalında olgunlaşıp o şekilde toplanabiliyor. Verim artışı dediğim gibi hep %30 diyoruz minimum. Ama incirde de yani %40'lar %50'ler mertebesinde çok rahat göreceksiniz ki daha fazlası da muhtemelen olacaktır. Uygulama periyodu toplamda 4 uygulama. Bahar başlangıcı ile beraber yani işte cemre düştüğü zaman, İşte kışın artık yavaş yavaş havalarının ısınmaya başladığı zaman ilk uygulamayla başlıyoruz. Ondan sonra son uygulamamızda inciri tane olarak dalda gördüğünüz zaman olacaktır. Onun haricinde de hiçbir şey sizin de uygulamanıza gerek yok. Özellikle bu ceviz gibi ürünlerde vesairede işte bordo bulamacı falan uygulanır. Bizim ürünü uyguladığınız takdirde bu bordo bulamacı gibi ekstra ilaçlara falan da çok fazla gerek kalmamaktadır. Burada bir parantez açıp söylemek istiyorum. Eğer bölgenizde bir salgın varsa, bu yönde bir bütün her civarda görülen bir rahatsızlık varsa o zaman önlem amaçlı kullanabilirsiniz. Ama herhangi bir zarar görmediniz, herhangi bir ağacınızda eksiklik yok veya bir zararlı yok, kurt mantar veya işte ne bileyim farklı şeyler yok. Ezbere aman kullanayım, önlem olarak yapayım diye bir şeye girmeyin. Birincisi kesenize zarar, ikincisi ürününüze zarar. Evet, bu şekilde yanıtlamış olalım. Mersin'den çok soru geliyor Murat Bey. Tarsus'tan Nesil Kara yazmış. Solucan gübresi demiş. Yani burada ona da bir açıklık getirelim. Bu solucan gübresi şeftalide de kullanırsak meyveyi yumuşattığı söyleniyor demiş. Bu konuda ne dersiniz? Şu gübreyle ilgili bir açıklık getirseniz en azından farkı da anlamış olur izleyicilerimiz. Şimdi, buyurun. Bizimkisinin etiketin üzerinde sıvı solucan gübresi yazar. Ama bizimkisi tam manasıyla bir solucan gübresi değildir. Çünkü solucan gübresi olarak adlandırılan gübreler genelde başka besin elementlerine ve iz elementlerine muhtaçtır. Solucan gübresi olarak internette aradığınız zaman çıkan firmalara bakın. Web sitelerinde kimyasal gübre kullanımını %30 oranında azaltır. Ne bileyim kimyasal gübre kullanımını %40 oranında azaltır gibi ifadeler görürsünüz. Ve başka iz elementlerine, besin elementlerine mutlak surette ihtiyaç duyar. Bizimkisi bir solucan gübresi değildir. Bizim başlangıç noktamız solucan gübresidir. Yani biz solucan gübresini kendi prosesimiz için üretiriz ama satmayız. Bu solucan gübresini ürettikten sonra da içinden solucan gübresinin özü olan solem sıvısını enzim olarak çeker alırız ve bunu bakteri, vitamin ve mineral olarak 3-4 proseste daha zenginleştiririz. Bu noktada zaten dünya üzerinde tekiz. Yani bir gübreyi bu şekilde işleyen, bu şekilde zenginleştiren dünya üzerinde başka bir firma yok. O yüzden zaten normal bir organik gübre, buna solucan gübresi de dahil, 35-40 çeşit
farklı bakteri içerirken bizimkisi 158 farklı çeşit bakteri içerir. Yani yaklaşık 4 mislidir. Dolayısıyla bu bakteriler mütemadiyen bitkiyi besler, toprağı besler, yaprağı besler, gövde aksamını besler ve en sonunda da meyveyi besler. Ürünlerimiz tam olarak, eksiksiz olarak hasata kadar dalında gelir. Şeftalide hiçbir şekilde bir sorun yaşamaz. Evet. Kesinlikle bir sorun yaşamazsınız. Çok lezzetli, çok güzel şeftaliler elde edersiniz. Ve bizim ürünümüz, hani pek çok kişi aynı şeyi söyler ama bizim ürünümüz %100 organiktir. İçinde dirhem kimyasal yoktur. Uluslararası patentli bir formüldür. Ve bizim ürünümüzde bu sebepten hiçbir şekilde nitrat kalıntısı bulunmaz. Dolayısıyla bizim ürünümüzü yetiştiren, kullanarak ürün yetiştiren çiftçilerin ürünleri genelde ihracata gider. İhracat için öncelikli seçilen ürünler olur. Dolayısıyla şeftalide de son derece güzel, gönül rahatlığıyla kullanıp iyi bir netice alırsınız. Ola ki iç piyasada değerlendirildi. Yine yüksek fiyattan satışa tabii, gerçekleşiyor bakın, değil mi? Diğer ürünlere, akranlarına göre. Bu bizim en büyük keyiflendiğimiz noktalardan biri. Neden? Biz insanların kendilerine dikte ettiği fiyatlara değil, çiftçimizin kendi fiyatının kendisinin belirlemesinden yanayız. Yani sizin eğer ürününüz iyiyse pazarınız yüksek olur, fiyatınız yüksek olur. İnsanların size dikte ettiği fiyata satmazsınız. Biz bunun peşindeyiz. Dolayısıyla evet, bizim ürünümüzü üreten çiftçiler biberi de, salatalığı da, domatesi de pazarda diğerlerinden daha yükseğe satıyorlar. Neden? Çünkü bizim ürünümüz pazara girdiği zaman birincisi aranılarak bulunan ürün haline geliyor. İkincisi siz bir domatesi kesip koyduğunuz zaman bizim ürünümüze yetişen bir domatesi tezgaha zaten diğer domateslerle farkı, kokusu, aroması o kadar farklı oluyor ki öncelikli olarak seçiliyor. Dolayısıyla insanların size dikte ettiği değil, özellikle fındık için geçerli bu. İnsanların size dikte ettiği, bu fiyata satacaksın dediği fiyata değil, kendi gönlünüze, kendi kesenize, kendi maliyet hesabınıza uyan fiyata çok rahatlıkla satmanızı sağlıyoruz. Satmanızı sağlıyoruz dediniz. Şimdi tabii daha çok fazla konu soru var ama süremizin de artık sonuna geldik. Şöyle hızlıca Murat Bey, balkabağında kullanılır mı? Vişne dallarında kullanılır mı demiş yine bir izleyicimiz. Bakıyorum kapya biber yetiştiriyorum, onda kullanılır mı diye sormuş. Bunların hızlıca hemen cevap verelim. Çok kısa olursa sevinirim çünkü süreyi bayağı bir açtık. Bir de çok özür dilerim. Ürünün ismini soruyorlar. Nasıl ulaşırım? Onu da yine sizden bir kez daha duyalım. Peki. Öncelikle şunu söyleyeyim. Balkabağından kapya biberine kadar, kivisinden çileğine kadar her üründe kullanabilirsiniz. Narenciyeyi de ekleyebilir miyiz? Adana'dan hepsini, soru gelmiş. Tamam tabii, onu da hepsini, eklemiş bütün olalım. Bütün ürünlerde kullanabilirsiniz. Bütün normal tarım, bütün sera tarımı, bütün ağaç tarımı, bütün ürünlerde kullanabilirsiniz. Hepsinde de minimum %30'u biz taahhüt ediyoruz verim artışı olarak. Fakat siz hiçbir zaman %30 görmeyeceksiniz. Bu %40'lar, %50'ler hatta 2 misline kadar varan değerlere çıkacaktır. Çünkü siz toprağa düzgün bir veri verirseniz toprak da size düzgün bir karşılık verecektir. Dolayısıyla eğer bu tip sorularda tek tek öğrenmek istiyorsanız lütfen bize 0850 532 74 91 nolu çağrı hattımıza kayıt bırakarak ya da info@orpex.net mail adresinden bana mail atarak ulaşabilirsiniz. Ayrıca da orpex.net web adresinden direkt ürünümüzü alabilirsiniz. Ürünün ismi Orpex F06'dır. Tamamen organik bir piyasada üründür. Piyasada bulabilirler mi Murat Bey bunu? Piyasada örneğin Akdeniz bölgesinde bayilerimiz var. Oradan bulabilirler. Güneydoğu Anadolu'da bayilerimiz var. Oradan bulabilirler. Artı bize ulaşan herkes o son derece rahat bir şekilde ulaşamadılar ama satın almak istiyorlar. Kargoyla biz kapılarına kadar gönderiyoruz. Amacımız size ürün satmak değildir. Kesinlikle bu programın amacı da o değildir. Amacımız sizi organik tarıma kazandırabilmektir. Dolayısıyla eğer aklınızda bir soru işareti varsa çok ufak bir yerde de başlayabilirsiniz. En azından burada anlattıklarım doğru mudur? Yoksa diğer farklı kişiler gibi bir hayal tacirliği içerisinde miyim? Onu kendi gözünüzde görürsünüz. Eğer içinize, yüreğinize siniyorsa da önümüzdeki sene veya bir sonraki periyottan itibaren de beraber kullanmaya, yol almaya devam ederiz. Önemli olan burada Türkiye'dir, Türkiye topraklarıdır. Organik tarımın ne kadar önemli olduğunu
Her programda bir şekilde anlatmaya, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalışıyoruz. Ama bu iş yarınımızın işidir, bugünün işi değildir. Bu iş çoluğumuzun çocuğumuzdan ödünç aldığımız toprakları aynı şekilde, aynı bereketiyle verme işidir. Dolayısıyla günden güne zorlaşan şartlarda eğer organik tarıma yeterli önemi verirsek, organik tarıma yeterli katkıyı sağlayabilirsek, Türkiye ekonomisi açısından çok büyük bir değer yaratacağımıza inanıyoruz. Onun için sizden ricam, eğer bizi kullanmak istemiyorsanız bile lütfen yolunuz organik tarım yolu olsun ve bu şekilde geleceğimize yönelik bir hareket yapmış olursunuz. Diyelim bu güzel sohbete burada noktayı koyalım. Şimdi tabii daha sorular var. Hiç merak etmeyin değerli izleyiciler. Hepinizin iletişim numaraları zaten WhatsApp ihbar hattımıza attığınız mesajlar. Hepsini görüyorum. Hepsini tek tek Murat Bey'e vereceğim. O konuda içiniz rahat olsun. Eminim yarın teker teker size dönüş yapacaktır. Yine Nail Kara bize telefonunu da vermiş. Özellikle sizinle görüşmek istiyormuş. Tamam. Mutlaka vereceğim. İçiniz rahat olsun. Murat Bey'in de söylediği gibi biz burada ürün satmanın derdinde değiliz. İster alın ister almayın Murat Bey. Bunu hep söyler ama doğru ürünü kullanın. Paranızı heba etmeyin. Çünkü para kolay kazanılmıyor. Hele ki içinde bulunduğumuz bu dönemde çok daha zorlu koşullarda paraya ulaşıyoruz. O yüzden doğru ürünle bu işi yaparsanız hem siz kazanırsınız hem de çocuklarımıza daha temiz bir gelecek bırakmış oluruz diyelim. Ve Murat Bey'e teşekkür edelim. Su gibi akıp geçti bugün. Hakikaten sorularla geçirdik. Hakikaten yayını. Öyle oldu ama çok mutlu oldum insanların bu şekilde sorular sormasına, merak etmesine. Bizim en büyük eksikliğimiz zaten sorgulamadır. Evet. Ne güzel ki çiftçilerimiz bu yönde bir arayışa girmişler. İnanıyorum ki çok daha güzel bir Türkiye, çok daha aydınlık ve ekonomik açıdan güçlü bir Türkiye organik tarım sayesinde var olacaktır. Beni davet ettiğiniz için, bu fırsatı tanıdığınız için size çok teşekkür ediyorum Taner. Biz de size teşekkür ediyoruz. Tabii izleyicilerimiz adına da teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli, çok değerli bilgileri bizimle paylaştınız. Yılmadan böyle canla başla devam ediyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum size de katkılarınız için. Evet değerli izleyiciler, hepinize teşekkür ediyorum yayına katkılarınızdan ötürü. Yine hatırlatıyorum, sorularınızı, mesajlarınızı Murat Bey ile paylaşacağım. Size mutlaka dönüşü yapılacak. O konuda içiniz rahat olsun. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Tarım sektörüne can suyu Orpex, organik tarım doğal ürün programını sundu.